Gaziantep'teki okullarda teknoloji bağımlılığı ve obezitenin önüne geçmek amacıyla farklı yaş gruplarındaki öğretmen ve öğrenciler meril kapmaca, tombik, kaleri yakan top gibi geleneksel oyunları tekrar canlandıracak. Gaziantep ili olarak biz hem üniversitemizde hem belediyemizde ortak bir çalışma alanı oluşturduk. Gücümüzü birleştirdik ve Gaziantep'e geleneksel oyunları en iyi şekilde anlatma ve inşallah oynama imkanı bulmuş olacağız. Herkese farklı meyve isimleri veriyorum. Tek tek kulaklarınıza söylüyorum, biraz geriye arkaya çekip. Ama burada önemli olan kimsenin yanındaki meyveyi söylememesi, yani arkadaşına söylememesi. Biz bütün okullarımızdaki öğretmenlerimize bu oyunlarımızı öğreteceğiz. Beraber önce öğrenip oynayıp eğleneceğiz. Daha sonra çocuklarımıza ve velilerimize aktaracağız. Meyveler gizli. Çürük olan meyvemiz karpuz. Yüzün üzerinde oyun var. Bu oyunlarımızın hepsini biz kitapçıklara da bastıracağız. Ben seni yani alamazsın, veremezsin, sen beni yenemezsin. Alamazsın, veremezsin, sen beni yenemezsin. Devam. Devam, aldın. Verdim. Ben seni yendim. Alamazsın. Şu anda toplamda 570 tane sınıf öğretmenimize geleneksel çocuk oyunlarımız oynatılıyor, öğretiliyor. Ve yine sınıf öğretmenlerimiz her okuldan bir formatör şeklinde bu eğitimi alıyorlar. Daha sonra kendi gittikleri okuldaki diğer öğretmen arkadaşlarına bu oyunları öğretiyorlar. Bakın daha çabuk. Bir proje. Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Proje başkanımız, aynı zamanda İlmin Eğitim Spor Koordinatörümüz İdris Hocam. Çocuklarımızın bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimlerini desteklemek için geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılmasını ve gelecek nesillere aktarılması için bu projeyi ekip tarafından geliştirdik. Kendi çizgiyi geçmeyecek, o çizgiye kadar gelebilecek. Eğer 6 yaşından önce gelirsen mendili kapar götürürsün. Ama aynı anda gelirsen biraz bekle. Bu bir strateji çocuklar.